Emlak Konut'un katkılarıyla hazırlanan son 33 başlıyor. Grafik aşağı indine göre 1400 yıl <laughs> evvelindeki gibi bir tabloyu bir daha bulamayacak değil mi insanlık? Zaten din dediğiniz şey insanı anasından doğduğuna pişman etmez ya. Bugün 2 yıldır devam eden bir Covid süreci var. İşte yeni Marmara Denizi'nde bir musilaj problemi çıktı. Baktığımız zaman sel, afetler, deprem. Yani böyle dünyada sanki bir şeyler yerinden oynadı ve böyle oynamaya da devam ediyor gibi. Ben şöyle bir soru soracağım size. Merak ettiğim bir şey. Bundan 1400 yıl evveline gitsek ve işte bir dönem var. Peygamber Efendimiz teşrif etmiş ve döneme Asr-ı Saadet demişiz. Ben çok matematiksel bir şey soracağım. Şimdi bir grafik yapsak. Asr-ı Saadet'i zirveye koyarız. Dönemlerin en güzeli zaten Asr-ı Saadet. O günden sonra grafik aşağı indine göre biz bugün şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bundan sonra da aslında insanlık için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bulacağız aslında. Öyle mi diyorsun? Tabii. Nerede nasıl? Sor yayında sor. Burada sorayım hocam. <laughs> Burada bir merak ediyorum. Buradan alayım ben onu sonra sorayım. Bizdeki tarih algısı dairesel. Dairesel deyince buradan başladık. Bir daha döneceğiz en iyi yere geldiğimizde iş bitecek. Bunu biraz açar mısın? Ne demek istediniz? Hazreti Mehdi gelecek. Dünya yeniden en güzel noktaya varacak ve dünyanın sonu gelecek. Peki bu dünya en güzel yere varacak noktasına gelene kadar biraz daha kötüleşecek ama. Kötüleşecek yani şu anda da zaten ahir zaman dediğimiz süreçleri yaşıyoruz. Ama bu süreçlerden sonra en son işin bir güzelliği oluşacak, yeryüzündeki zulümler bitecek, adalet hakim olacak. Yani tam o asır saadetteki kotlar kısa bir süreliğine de olsa yakalanacak ve ondan sonra da dünya tamamen bitmiş olacak. Peki biz bugün neyi beklemeliyiz hocam? Bir şey beklemeli miyiz ya da? Beklememeliyiz çünkü biz işimize bakmalıyız. Bilmiyoruz dünya. Çünkü ne kadar devam edecek, nelerle mükellefiz, neler olacak, neler bitecek. Ama netice itibariyle bize düşen şey var, sorumluluklarımız var. Diyelim ki şöyle bir şey olsa mesela çok farklı bir şey verelim örnek. Allah korusun yarın çok ciddi bir deprem olsa, yer yerinden oynasa, birçok işte şehirler alt üst olsa, insanlık bitse ve ben yalnız başıma kalsam ya da işte Orhan yaşadığı yerde sabah kalksa ki her taraf yıkılmış, perişan olmuş. Dünyada kimse yok bir sen varsın. Ne değişir bir Müslüman için? Beş vakit namaz sorumluluğu üzerimizden kalkar mı? Yeryüzünü imar etme gibi bir sorumluluğumuz var mesela iman bize öyle bir sorumluluk yüklüyor. Bu kalkar mı? Ya da bizim işte insanlığa, varlığa İman hakikatlerini anlatma sorumluluğumuz kalkar mı? Kalkmaz. O zaman ben ne olacağına takılmamam gerekir. Evet tabii ki oluşan şartlardan etkilenirim, tedbirimi alırım, ne gerekiyorsa yaparım. Ama çok da bu noktada bazı şeylere kat, şey yaparak, bağlayarak meseleyi devam ettirmememiz gerekir. Yoksa morallerimiz bozulur, ya iş yapamayız, Kıyamet bekleriz sürekli. Aslında kıyametimiz kopuyor bizim ama biz sürekli kıyamet bekleriz. Ya ben kıyametim zaten ölünce kopacak. Yani 5000 sene sonra kıyamet kopsa benim için de fark eder yani. Öldüğüm zaman kıyamet kopar yani işte. Demiş ya Hoca Nasrettin küçük kıyamet hanımın ölümü büyük kıyamet benim ölümüm. Bunun gibi yani. Neticede kıyamet kopacak ama ben o tarz şeyleri beklememem gerekir kötüleşirse iyileşecek o zaman kötüleştireyim böyle bir mantık da var biliyorsunuz işte bazı Hristiyan mezheplerde bu da doğru değil. Dünya ne kadar kötü olursa olsun ben iyiliği hakim kılmaya çalışmalıyım ama iyiliği hakim kılmam için de öncelikle benim iyi olmam gerekiyor. İyi olmayan iyiliği hakim kılamaz. O zaman hiçbir olumsuzluktan, hiçbir kötülükten, hiçbir ahlaksızlıktan, hiçbir adaletsizlikten etkilenmeden tek başıma bile kalsam ki tek başımıza hesap vereceğiz çünkü kendi sorumluluklarımı iyice anlayıp onun gereğini yerine getirmeliyim. Ama bir umut var hep o zaten onun için aslında iyi olacak. Bahar gelecek. Ama ben bahara iman etmem. Bahara iman yok. Allah'a iman ederim ama baharın geleceğini de yüreğimde bir umut olarak her zaman taşırım. Ben şöyle anlıyorum. Müslüman profili bekleyen değil uygulayan Aynen. Yani yapacaksın. Sen neye memur edilsin yapacaksın. Peki bunu tersinden bir okumayla. Bugün geldiğimiz noktada kendimize çeviriyorum aynayı. Bizim profilimiz şuna mı dönüştü? Uygulayan değil, hep bekleyen. Evet. Ne yazık ki. Bugün karşılaşmış olduğumuz tabloda o zaman bunun bu sonucu. Bekliyor herkes, bekliyor. Mesela aşağıdan yukarıya doğru bazı örnekler verelim. Mesela niye iyi olmuyorsun diye soruyorsun birine. E diyor ki karşıdaki de iyi değil. Ya ben iyi olacağım ama şu baba var ya şu baba işte iyi bir babaya denk gelmedik ya iyi bir eşe denk gelmedik. Eğer şu şu imtihanlarım olmasaydı o zaman görseydim ben nasıl olurum? Yani genel itibariyle bunları çok duyuyoruz mesela. Aynı şekilde bunu toplumsal noktaya getirin daha da büyültün. Böyle bir problemimiz var ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği ve önümüze koyduğu bir şablon var aslında böyle söyleyenleri şahsiyetsiz insan diye nitelendiriyor. İnsanlar iyi olursa ben de iyi olurum diyen şahsiyetsizlerden olmayın diyor Olur. Efendimiz. Bakın ne kadar önemli bir şey söylüyor. Şimdi bana ne ya, bana ne ya? Yani biri bana bunu da yapmış ötekisi bana şöyle davranmış bir ikisi şunu yapmış bir ikisi başka bir şey yapmış. Zaten uydum kalabalığa diye bir şey yok bizde. Uydum hazır olan imama var değil mi bizde? İmam da hata ederse bakın namazdayken bile Subhanallah diyoruz biz ya. İmamla aramızdaki mesafe çok değildir bizde. Onun düzeltmesini beklemiyoruz. Tabii onun, onun belli bir alanı var yani. Çünkü onun dışında eğer şey olursa alt üst olur ve alt üst oldu şu anda. Ve şu anda inanın ki dışarıya bakmaktan kendi içimize bakamıyoruz ve kendimize bakamıyoruz. Ve herkes herkese ayar vermeye çalışıyor. Ki bir başkalarına ayar vermeye çalıştığımız için ayarlarımız bozulmuş aslında. Yani dönüp kendimizin ayarlarını düzeltmemiz Hocam, lazım. Hocam güzel bir söz diyor ki yani. dünyayı kurtarmak için yola çıkan adam kendi bozuldu. Kendi bozuldu. Kendisini kaybetti. Ama bu işte öyle bir şey var ki kendinizi kaybetmeden dünyayı düzeltmek durumundasınız. İşte orada da bizim belli ilkelerimiz var. Yani o ilkelere uygun bir biçimde davranmamız lazım. Kalkar da kendimiz koyarsak ya da şartlar bizi yol yontarsa, şartlar bizi belli şeylere mecbur bırakırsa kaybedenlerden oluruz. Hocam şimdi dünya ölçeğinden ve hatta yeryüzü ölçeğinden biraz daha Muhammed Emin Yıldırım hocam ölçeğini indirmek istiyorum mevzuyu. Gerçi indirmek de sayılmaz yani de şimdi. Ee, oraya bakalım diye. Bakalım ne gelir. Şimdi? <laughs> Şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi siz çok spesifik bir alanda iştigal ediyorsunuz ve bu alandan dışarı çıkmamak için gayret gösteriyorsunuz. Nedir? Siyer alanında. Ya, en temel soru daha evvelde muhakkak çok sorulmuştur ama hocam neden Muhammed Emin Yıldırım hocam hayatını siyer alanında sadece e, vakfetti? Yani o, ne aradı siyerde? Vakfetmiş mi bilmiyorum. İnşallah o sizin bir duanız olsun bize. Ama şu kadarını söyleyeyim. Valla Allah'ın büyük bir ikramı bana. Yani gerçekten kalksam otursam gece gündüz bunun için Cenab-ı sadece hamd etsem yine de verilmiş bu büyük nimetin Şükrüne edebim, edemem. Niçin? Çünkü siyer dediğiniz şey ne? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hayatı. Din dediğiniz Allah'ın hayata gönderdiği sistemin üç temel esası var. Allah dinin sahibi. Hı hı. O dinin kurallarını manzumesini bize koyan vahiy Kur'an ve o Kur'an'ı bize ileten, öğreten peygamber. Bu üç tane temel esastan bize mahiyet ihtibariyle en yakın olanı Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Çünkü o da beşer insan biz de insanız. Aslında biz onu tanıdığımız oranda vahyi anlamış oluyoruz. Önce ona iman ettik. Aynen onu tanıdığımız oranda onun bize getirdiği ve söylediği o mesajları anladığımız için Rabbimizi tanımış oluyoruz. Dolayısıyla Aleyhisselatü vesselam Efendimiz ne oluyor? Dinin merkez şahsiyeti oluyor. Merkezi anladığınızda her şeyi ona göre anlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla mesela ben şu anda 50 yaşlarına merdiven dayamış birisiyim. Yıllardır işte bu alanda çalışmalar yapıyoruz, okumalar yapıyoruz. Her ilmin tabii ki her ilim dalının neticede hepsi İslami ilimlerin birer şubesi. Kendi içerisinde çok ehemmiyet arz ediyor. Ama siyer dediğiniz şey hepsiyle irtibatlı. Çünkü her ilmin gelip dayandığı merkez şahsiyet aleyhissalatü vesselam efendimiz. Onun için eğer orada biz algıyı doğru tutturabilirsek yani sahih ve selim bir peygamber anlayışımız ve algımız olursa gerisi çok farklı olacak. Hiç pek hocam zamansal olarak bir gitme gelme durumu oluyor mu? Böyle... Yani şöyle bazen hakkını veremediğim için farklı şeyler düşünüyorum. Nasıl? Kaçmak gibi. O zaman da iyi tokatlar yiyorum yani yerinde dur diye çünkü bu çok ağır bir şey Orhan kardeşim gerçekten çok ağır yani çünkü efendimizi okuyorsunuz mesela e ister istemez ne yapıyorsunuz ya sen neredesin o nerede diyorsun e sahabeyi okuyorsun mesela sahabenin bir ufku var e bir de senin daralmış ufukların var yaşadığın bir zemin var şahsi olarak sorumlulukların var babasın işte evlatsın akrabasın neyse. Orada inanılmaz bir örneklik var. Yani çok insanüstü de görmüyoruz tabii ki sahabi yani ama müthiş bir duruş var orada. Bunu bir araya girmeyi virgül olarak kabul edin hocam. Şimdi Peygamber Efendimizin hayatı aslında yani tabii ki beşer ama lakal beşer yani herhangi bir beşer değil. değil. Amenna ve sadakna. Ama Peygamber Efendimizin hayatı doğumundan ahirete irtihaline kadar olan süreçte bir insanın dünya hayatı Şimdi bu kadar uzun yıl okuduğunuzda ve her okuduğunuzda başka bir şey gördüğünüzü söyleyeceksinizdir. Aynı. Nedir hocam orada? Orada yani özel olan tabii ki hani o özel bir şahsiyet ama Peygamber Efendimizin hala 1400 yıl sonrasında bile o her okunduğunda farklı bir mesaj vermesindeki hikmeti neye bağlar? İki şey aslında. Doğallık <laughs> ve şeffaflık. Acayip. Doğal. Yani Ali Seratü vesselam Hocam efendimiz bu da bir başka bir mucize oldu. <laughs> Vallahi öyle. bu kadar insani bir şeye sıkışmış. Zaten bağlamış. insaniliği mucize. Yani biz mucize deyince hep farklı şeyler aklımıza gelir ama İnsaniliği mucize yani. Yani düşünebiliyor musunuz mesela 10-15 kişiyle oturuyor Ali Seratü vesselam efendimiz. Dışarıdan işte Roma'dan diyelim ki Salsani'lerden bir temsilci geliyor. Ve eyyukum Muhammed diyor. Hanginiz Muhammed? Yani düşünebiliyor musun? Yani gerçekten akıl duruyor burada. Yani ben algılamakta çok zorlanıyorum bunları. Yani bazıları çok kolay anlatıyor bunlar ama ben mesela bunu anlattığım zaman böyle 10 katlı bir binadan düşmüş gibi oluyorum. 15 kişinin içerisinde hanginiz Muhammed diye sorabiliyor dışarıdan. Niye? Çünkü o 15 kişinin içerisinden hiçbir farkı yok. Oturduğu kürsüde, elbiselerinde, etrafındaki insanlarla münasebetlerinde hiçbir farkı yok. Bu doğallık. Şimdi Enes bin Malik bir şey naklediyor. Çok güzel bir rivayettir bu. Biz diyor evin önünde işte Hücre-i Saadet'te bekliyoruz ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz çıksın beraberce işte biraz vakit geçirelim. O gün de Efendimizin demek ki evde biraz işi var. Biraz geç çıktı. Gecikince insanlar biriktiler. İnsanlar biriktiler Hücre-i Saadet'in önüne. Neyse bir müddet sonra Efendimiz çıktı. Ali vesselam Efendimiz şöyle bize bir baktı. Bizim epey kalabalık olduğumuzu gördü. Bize bir şey söylemedi. Sonra yürümeye başladı. O yürüyor en önde Enes rivayet ediyor. Biz de hep arkasındayız. Bir anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü geriye. Şöyle eliyle işaret etti bize. Gelin, gelin diye yanına bizi dizdi. İçimizden biri sordu dedi ki ya Resulallah ne oldu? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dedi ki ya ben çıktım sizi kalabalık gördüm. Bir anda önde yürüdüm sizler benim arkamdasınız. Kalbimden bir şeyler geçti yani işte insan insani özelliğini görüyorsunuz. Yani ben işte bu kadar seviliyorum bu kadar insan bana bakıyor. Onun için dedim ki gelin yanımda yürüyün. Kalbimin ayarını düzelttim diyor aslında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada. Bu insaniliğe nasıl insan hayran olmaz? Yani biz aslında Allah Resulünde insanlığımızı görüyoruz. Çünkü aynamız bizim ya. Nasıl aynaya biz niye bakıyoruz? İşte yayından önce de saçını düzeltiyorsun, işte ceketini düzeltiyorsun. Niye kendini görüyorsun orada ve düzeltiyorsun? Aslında siyer bizim aynamız, sahabe bizim aynamız. Aynaya bakıyoruz, bozulan yerlerimizi düzeltiyoruz. Ve bize insanüstü bir şey söylemiyor aslında. Doğal gerçekten insanın kaldırabileceği kadar yani düşünün mesela bir çocuk sesi duyduğunda namazını en kısa bir biçimde tutan bir peygamber var önümüzde. Uzun uzun sürelerle işte namaz kıldıran Muaz İbni Cebel'i gelip şikayet eden bir başka sahabiye Muaz'ı çağırıp sen ne yapıyorsun Muaz? Bu insanlar tarlada bahçede çalışıyorlar ya bu insanlar akşama kadar yoruluyor sen bu insanlara nasıl bunu yaparsın diyen bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle karşı karşıyayız. Ben gece sabahlara kadar namaz kılacağım diyen bir sahabi duyduğunda Allah Resulü ondan uyarıyor işte ya. Uyarıyor. peki, peki hocam şimdi bu kadar doğallık ve bu kadar şeffaflığın içerisinde biz kendimize baktığımızda o zaman şöyle bir durum var. Kendimizi rahat bıraksak Peygamber Efendimiz zaten hani tabiri caizse su akar yatağını bulur kabrinden. Varacağız oraya. Çünkü fıtri olana varacağız Aynen. Ve o bizim bugün aramıza mesafe koyan şeyin adı mıdır? Kibir. Tabi Yani o kibirle biz kendimizi özel görüp aynen. Farklı, bizimle farkımız var. farklı bir konuma koyuyoruz ki şeytanın ocağını batıran hastalık kibir değil miydi? Yani Ali vesselam Efendimizin mesela özellikle kibir meselesindeki hassasiyetlerini ve bu noktadaki uyarılarını gördüğümüzde neye çağırdığını görüyoruz. Ama burada şunu da dikkatten kaçırmamamız lazım. Bizde çok 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 dibe vuran bazı şeyler var. Mesela bazı ayetler var, bazı hadisler var, efendimizin uyarıları var. Sahabe biraz yukarıya doğru ayarları bozmuş. Efendimiz diyor ki aşağıya inin. Yani itidal çizgisi burası. Ama biz bazen burada duruyoruz, onun için bazı şeyler bizi yukarıya doğru taşıması lazım ki o itidal çizgisine kavuşmuş olalım. Ama ne olursa olsun inanın ki o insanilik, işte sizin dediğiniz gibi o fıtrat, fıtrilik bizi aslında normal ve makul olana vardıracak. Zaten din dediğiniz şey ana, insanı anasından doğduğuna pişman etmez ya. Yani bizde öyle bir din algısı var ki dindar mı oldun? Yani, Çok iyiymiş hocam. Din, din mi oldun? E, i̇nsanın bitti. anasından doğduğuna pişman. Pişman <laughs> eder yani. Ya bu din ya bana saadeti getirmek için zaten Allah tarafından vaaz edilmiş. İşte hukuk koyuyor ortaya. Huzurun kaynağı da hukuk. Eğer o hukuk olmasa huzursuzluk oluyor. E ben onları kendim konumlandırmaya çalışıyorum. Kendi işte şahsi isteklerime, nefsi arzularıma göre yapmaya çalışıyorum. Onun için iki yakamız bir araya gelmiyor. Yoksa din gerçekten doğaldır ve çok güzel şeyler bizden ister. Bazen yapındır, bazen yapmayın der. Mümin de zaten yaptıklarıyla mümin olduğu gibi yapmadıklarıyla da mümindir. E bu normal bir seyrinde akıp gittiğinde de aslında olay güzel bir noktaya doğru varacaktır. Şuraya mevzu bırakmak için mevzuyu değiştirmek istiyorum hocam. Buyurun. Şu Şimdi derinleştikçe şuraya kalsın istiyorum. Muhammed Emin Yıldırım Hocam siyer okurken Peygamber Efendimiz'i dışarıda tutarak şimdi sahabeler arasında bir zaman zaman olaylar oluyor. Evet. Hiç farkında varmadan taraf tuttuğunuz oldu mu hocam? Ya böyle, bir, bir, böyle, çünkü çok da tehlikeli bir alanda. Biz okumalar yaparken bakarız ve bir şey düşünmemeye çalışırız. Siz bunu nasıl başarıyorsunuz? Yani taraf tutmamak mümkün değil. Yani tarafsızlık zaten iyi bir şey değil aslında. Ama <laughs> şöyle bir hakikat var mesela. Neticede sahabe ise eğer bir tarafta da meyliniz olsa diğer tarafa karşı da saygınızı koruyorsunuz. Aslında mesele o. Mesela Cemel vakasında işte olaylar bittikten sonra Hazreti Ali'nin yanında olanlar geldiler dediler ki savaş bitti hani ganimet? Ne ganimet istiyorsunuz dedi siz. Karşınızdakiler kimdi ya? Sizin kardeşleriniz ya. Kardeşlerinizin mi ganimetini Duruş istiyorsunuz? o duruş diyorsun. Duruş o. Dolayısıyla tabii ki mesela biz diyelim ki özellikle aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra Hulefa-i Raşidin dönemi başlıyor. Hazreti Ebu Bekir'le beraber de bir sürü olay oluyor ama en fazla biz olayları Hazreti Osman döneminden sonra başlıyoruz görmeye. E şimdi bir tarafta mesela Hazreti Ali gibi çok farklı bir duruş var. Bir tarafta Ayşe anamız var. Bir tarafta işte Ammar bin Yasir var. Bir tarafta Talha var Zübeyir var mesela hepsine binlerce kez selam olsun orada sizin ya sorun yoktur örtün üstünü demenizle olmuyor bir kere bunu bilelim eskiden insanlar bilgiye fazla ulaşamadıkları için e, ulema da bu meseleleri fazlaca konuşmak istemezdi derdiler ki ya sahabidir Allah bizleri korudu onların zamanında bizim işte kılıçlarımız onların kanlarına bulaşmadı biz de dillerimizi bulaştıramayalım. Çok güzel bir tespitti ve haklı bir şeydi. Ama bugün ben bunu konuşmasam başkası konuşuyor ya. Ve o da başka şekilde satırıyor insanları. Bilgilerde. Sahabe noktasında zihinlerde sıkıntı oluşturacak şeyler söylüyor. Ama Orhan kardeşim ben burada yani sizin vesilenize bir şey söyleyeyim yani gerçekten çok önemli bir şey. İnanın ki sahabenin Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, diğer gazvelerde yaptığı kahramanlıklardan ne kadar biz güzel mesajlar alıyorsak aynısını biz Cemel'den, Sıffin'den, Nehveran'dan da alıyoruz. Çünkü bazen doğrudan alamadığınız birçok dersi bir hatadan alırsınız. Yapılmış bir hata yüzlerce hataya aslında set olabilecek bir rahmete dönüşür. Zaten onun için aziz kitabımız sahabenin bazı hatalarını bize ayet olarak yazdı. Bugün sahabeyi doğrudan Kur'an'da bize aktaran 300'e yakın ayet var mesela. Bu 300 ayetin neredeyse yarasından fazlası hatalarını anlatır bize. Burada bir şey veriyor bize ya. Bakın işte Uhud'da bunları yaptılar siz yapmayın. Huneyn'de bak onlar sayılarına takıldılar, dağıldılar. Sakın siz bunu yapmayın. Bütün bunların hepsi bize bir şeyler söylüyor. Yani dolayısıyla gizlemek, saklamak bize bir fayda sağlamaz. Ama neticede kimden bahsediyoruz? Sahabeden. O zaman yerinde dur güzel. Karşısın. O duruşu çok önemli çizdiniz Tabii, hocam. Oran, o önemliydi. Hani Hazreti Ali Efendimizin duruşu. Evet. Onlar O çok önemli. Yoksa kayar sınırlar. Eyvallah İmran'ım. Teşekkür İmran ederim. Canım benim. Teşekkür ediyorum. Ee, hocam, şimdi bu kadar uğraşırken bu kadar böyle ömrünüzü verdiğiniz bir taraftan sinema akademisi var. Bir taraftan siyerle alakalı çalışmalar var. 25 yıldır devam eden dersleriniz var filan. Gençler e, bu reaksiyonunuza daha doğrusu bu aksiyonunuza reaksiyon gösteriyorlar mı? Ben oraya çok takılmıyorum Orhan'ım. Şuna takılıyorum. Ben gençlere anlatabiliyor muyum? Çünkü Hı. gençlerin dünyası farklı. Dilleri farklı. Algıları farklı. E ben de bir şeyler söylüyorum Karşılık bulup bulmaması karşıda işte istenilen yankı oluşmadığında ya bu gençler niye bizi dinlemiyor diye mi bir soru sormalıyız? Ben niye onlara anlatamadım diye mi bir soru sormalıyız? Eğer Musab'ı anlamışsak mesela işte Yesrib'e gitti. Karşısında da inatçı bir zümre var yani kapatmış kendini. Başta öyle zaten yani bize bu Medi Mekkeli genç Asla bir şey anlatamaz diyen bir zümre var hı hı. ama giriyor oradan, kılcallardan giriyor Mus'ab. Bir şekilde dil buluyor, onların en önemli noktalarından İslam'ın mesajını ulaştırabiliyor. E şimdi bugün gençleri meşgul eden bir sürü olayı var, bir sürü alan var. Yani sizle biz işte aynı kuşak sayılırız aşağı yukarısı daha gençsiniz ama Bizim çocukluğumuz ve gençliğimizdeki meşguliyetlerimizle bugün yaşı 15-20 olan bir gencin meşguliyetleri aynı mı? O zaman ben ona göre bir dil geliştirmem gerekir. Dinin özü değişmez ama dinin dili değişir ve değişmelidir de zaten. Eğer biz vaazlarımızı, tebliğ dilimizi güncellemesek duvara toslarız ya. Toslarız yani sen bugün gençlerin hassasiyetini bilmediğin zaman konuşursun bir şeyler üst perdeden ya genç dinlermiş gibi yapar seni saygısı varsa eğer bazıları onu bile sergilemez. Yine ortaya bir şey çıkmaz. Ama ben ya ben bu gencin dünyasına nasıl koyabilirim bu Kur'an'ı, bu sahabeyi, bu siyeri diye şey yapmak lazım. Bu işin bir tarafı ama işin somut kısmına da gelelim. Vallahi Orhanım öyle güzel karşılıklar geliyor ki ben bazen böyle oturuyorum sadece o gençlerin söylediklerini düşünüyorum. Yani 15 yaşındaki bir genç yani işte daha yeni ortaokulu bitirmiş diyelim ki liseye gidiyor. Bir soru soruyor size diyelim ki işte sınıfta kopya çekmekle alakalı bir şey soruyor. Gözünün ucu ilişmiş birinin yazılı kağıdına onunla alakalı hak hukuku soruyor. Öğretmeninin yaptığı bir haksızlığa nasıl karşı çıkacağına dair bir şey soruyor. Ben o gencin yani Elini öpmek istiyorum. Alnını öpüyorum o gencin. Sarılıyorum diyorum ki Allah senden binlerce razı olsun. Ya sen nasıl güzel bir gençmişsin diyorum. Böyle gençlerimiz var elhamdülillah. Elinin tersiyle neleri ittiklerine şahit olduğum gençler var. Az mı az? Çünkü kalite her zaman azdır. Yani hiçbir zaman bu çok olmaz. Diyorum. Bu böyle midir o? Şimdi mesela biraz dedik. evvel sahabe efendiden bahsettiniz ya. Hakikati kılcar damarlardan girer gibi anlatmıştı. Evet. Hocam hakikat her zaman zor mu anlatılmış? Zor, zor mu anlaşılıyor? Ya hakikat, zor mu yayılmış? Hakikat zaten ağır bir şey. Yani çok özür diliyorum. Acıdır yani. Annem ilk Covid başladığında hocam işte önüne geçemiyorlar. Yayılıyor ya böyle. Evet. Dedi ki kesin kötü bir şey. İyi bir şey olsa bu kadar yayılmazdı. <laughs> Aynen öyle. <evet. Doğru. gülüyor> Anadolu kadını işte böyle bakıyor. Kesin bu kötü Kötülük bir şey. Kötülük acayip yayılma gösterir. Çünkü kötülüğün bir şeyi yok ama hayır ama iyilik ama güzellik hakikat zordur yani. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz mesela bazıları için o kadar uğraştı, o kadar uğraştı. E yine ortaya çıkan şey belli yani. Mesela bazıları olmadı. Yanı başlarında işte Medine'deki bazı münafıklar mesela. Ne yaptıysa Efendimiz aleyhissalatü vesselam kalplerindeki o hastalığı gideremedi. Allah Resulü ya daha ötesi var mı? Yani biz de bugün aynı durumdayız. Biz daha farklı bir biçimde bunun imtihanlarını çekiyoruz. Onun için iyilik az, kalite az bu muhakkak yani her zaman için. Bu da bizim moralimizi Hatta güzel bir şey var mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki insanlar develer gibidir. Bazen yüz devenin içerisinde bir tane bulamazsın binmeye. Yani asr-ı saadette kalite oranını veriyor kaç? %1. Şu anda biz asr felakette yaşıyoruz bence binde bir bile iyi bir şey. <laughs> Hocam burada şu geliyor aklıma. Şimdi Peygamber Efendimiz'in yanındasın ve kalbindeki hastalığı gideremiyorsun. Ya. Hatta bir sonraki merhale Peygamber Efendimiz münafıkların listesini yapıyor ve sahabe Efendimize veriyor. Evet. Orada benim çok dikkatimi çeken şudur. Ve beni çok etkiler. Hazreti Ömer Efendimiz gidiyor, sahabeden listeyi istiyor. Aynen. O da vermem emanet diyor. O Sır. zaman bana ne olur söyle o listede ben var mıyım? Ya. Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi biri o listede olup olmadığından emin yani. değil. Ayşe anamız mesela o gözden kaçar. Huzeyfe yemani o sırdaşı ha, efendimizin he, onun etrafında dolaşıyor. Ben var mıyım diye. Hasan ı Basri, tabiinin o büyük imamı ne diyor? Münafıklığından şüphe etmeyen münafıktır. He. Gittik biz. <laughs> Tam burası. Lütfen devam edin. Biz gittik. Aradan yani. geçmiş 1400 yıl. He. Bugün bana sorduklarında ya ben iyi bir Müslümanım, kalbim temiz diyor. Tabii tamam. hemen anında. Ama o korku o kadar eminim ki. ile ümit arasında yaşamak aslında istenen niye Ömer radıyallahu anh onu söylüyor? Çünkü Ömer radıyallahu anh da bir bilinç uyanmış. Korku ve ümidi o kadar iyi anlamış ki duysam diyor bütün insanlar cennete gitmiş bir tek insan cehennemde korkarım ki o ben olayım. Duysam ki bütün insanlar cehennemde bir tek insan cennette e, umarım ki o ben olayım. İşte Ömer'in anladığı bu Beynel havf ve reca dedikleri yani havf korkuyla ümit arasında olmak bu. Şimdi Hazreti Ömer'in ben münafık mıyım sorusundaki o şeyi işte hassasiyeti dolaşması kesinlikle yüreğindeki bu şeyden kaynaklanıyor. Çünkü bu ızdırap bu işte yüreğindeki korku onda her zaman için işte zirvelerde olmasını sağlıyor. Ama bir insan rahat olsa ya ben tamam kurtuldum oldu bitti desek bitti. Düşünebiliyor musunuz mesela birçok sahabe efendimize cennetle müjdeledi efendimiz. Allah'tan aldığı yetkiyle o müjdeyi verdi. O cennetle müjdelenenler sonraki süreçlerinde ya işte biz bu kadar yaptık zaten de müjdeyi aldık. Gidelim işte Medine'de oturalım kendimize. Hayatımızı bundan sonra biraz daha çoluk çocukla geçirelim dediler mi? Demediler. İşte Ebu Ayyip El Ensari'yi 90 küsür yaşlarında buraya getiren oydu. Ebu Ayyip El Ensari de Allah Resulü'nden nice takdirler gördü, taltifler aldı. Çünkü onlardaki o müjde şuna vesile oluyordu. Ben böyle büyük bir müjde aldım. O zaman bundan aşağıya düşürmemem lazım seviyeyi. Yakaladım, şuradayım ben. Buradan düşmemek için bütün işlerimi yapmalıyım diye bir bilinç uyandı onlarda. İşte bu sahabeden belki de alınması gereken ders. Hocam dersi. sohbet geri siz gerçi daireyle başlamıştınız ama iyi hocam iyi taktik ama daireyle başlatıp daireyle. daireyle. <laughs> hani ilk başta bir Müslüman profili çizdiniz ve dediniz ya Müslüman bekleyen değildir yapandır diye. Evet. Bugün şimdi yeni aynı yere geldi. Yani e, Eyüp buraya gelmesi onu bekleten değil bir aksiyon adam olup. Aynı. Çünkü yani. hep öyle yani orada onlar bir kimselerden beklememe mesela düşünün. 80 küsur yaşlarında o da baya bir ileri yaşta Ebu Talha torunları etrafında dört dolanıyorlar. Dede diyorlar ya bastonla ayakta duramıyorsun. Vallahi biz senin adına katılalım şu cihada sevabı senin olsun. Yani yeter ki sen dur Medine'de. Ebu Talha diyor ki hayır ben söz verdim Allah Resulüne söz verdim. Ne olursa olsun ben bir yıl katılmasam bir başka yıl katılacağım. Ben bunun sözünü verdim Resulullah'a ve neticede de en son işte geminin içerisinde şehadet şerbetini içiyor. Çok büyük ihtimalle de Rodos'a defnediliyor Ebu Talha. Bu yani biz, onlardaki ufuk bu. Biz neden kendimizden bu kadar eminiz hocam? İşte biz o korku ve ümit dengesini tutturamıyoruz. Ne yazık ki orada böyle bir şey var. Bir de bazı şeyler içselleşmediği için bizde mesela o sahabe o imanın tadına lezzetine vardı vardığı için o lezzeti o lezzeti aradı. Şimdi biz tatmadığımız bir şeyi aramıyoruz. Yani iyi yeseydik güzel bir yemek ve o tat kalsaydı zihnimizde ne yapardık? Ya aradan bir müddet geçtikten sonra ya biz iki ay önce 3 ay önce şunu yemiştik bir daha yiyelim diye e gayret ederdik. Bunları çok yapıyoruz biliyorsunuz. O imanın da kendine özgü bir tadı var. İşte halavetül iman diyor mesela hadislerde. Taamul iman diyor mesela. Bir tat var, tat. Lezzet. Burada ama şöyle bir yorum gelse, desekler ki ya gençler ya da biz yani, ee desek hocam haklısınız ama sahabenin bunu yapmak için elinde çok güzel bir sebep vardı. Peygamber Efendimiz yanlarındaydı ve bir adım önlerindeydi. Evet. Bugün Peygamber Efendimizle aramızda 1400 yıl var. Çok Bu doğru. tadı nasıl tadacağız diye sorduklarını soruyorum. <laughs> Aynı çok doğru. Onların öyle bir avantajı vardı. <laughs> biz ya bizim bizim de avantajımız var. 1400 yıldır tasdiklenerek gelen bir dinden bahsediyoruz. Ya düşünebiliyor musunuz? Mesela sahabenin dünyasına gidelim. Arkadaşız biz, yıllarımız beraber geçmiş, sizinle ticaret yapmışız, komşuluk yapmışız, akrabalık bağlarımız var ve bir gün ben sizin karşınıza çıkıyorum diyorum ki ben peygamberim. Gelin an. Çok kolay bir şey mi bu? Onların imtihanı o kadar zordu aslında. Ama ben şimdi 1400 yıl sonra tamamlanmış bir Kur'an Musab Kur'an'ın üçte ikisini görmedi ya üçte ikisini görmedi Aynen. yani tamamlanmış bir Kur'an binlerce alim binlerce şahsiyet medeniyetler kurulmuş 1400 yıl içerisinde bu din bir sürü saldırıların altından kendisini koruyarak çıkmış bu kadar tasdiklenmiş ve bana kadar ulaşmış bir şeyin üzerinden ben bugün Müslüman oluyorum. Yani benim bu noktadaki avantajım sahabeden fazla. Ama sahabenin avantajı neydi? Önlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Bu büyük bir avantaj yani bu emsatsiz bir şey. Yani o kıyası başka bir şekilde yapamayız ama bu sahabeye mahsus edilen bir şeydi. Şimdi bir gün oturuyor böyle Kufe'de genç nesilden bir grup. Miktat İbni Amr da içeriye giriyor. O anda gençler diyorlar ki o ne güzel peygamberi gören birisi geldi içimizde ne mutlu ki peygamberle beraber yaşayan bir sahabi o. Keşke biz de o günlerde yaşasaydık da biz de peygamberimizi görseydik. Miktat İbn Amr diyor ki öyle demeyin gençler öyle demeyin. Vallahi ben nicelerini gördüm siz onları görseydiniz orada bir deyim kullanıyor. Her birisi bir hurma ağacı gibiydi yani heybetli ama o adamlar imansızlıktan burunlarının üzerine devrildiler siz iman etmişsiniz. Bize de ya. bize de öyle geliyor hocam. Sanki ya. böyle lütfen devam edelim ama 1400 yıl evvelinde yaşayınca Peygamber Efendimiz'in yaşayınca sanki böyle şey gibi bir rüzgar esecek ve hepimiz aynı anda aynı anda iman edeceğiz ya. ve her şey sükunet içerisinde. Yani yani düşünebiliyor musunuz? Mesela bir sahabe efendimiz akşam evde hanımıyla kavga ediyor. Sabahleyin namaza giderken büyük bir korkuyla gidiyor. Şimdi belki de benim hakkımda ayetler indi bu kadar canlı bir şey yani bunu biz kaldıramayız inanın ki. Kaldıramayacağımız için zaten o gün gelemedik yani. Bazen böyle asr-ı saadetin çok farklı yönlerini işleyince aa keşke biz de orada olsaydık ah Bedir'de da Valla gençken ben söylüyordum onu ama şu anda söyleyemiyorum. Sen gerçeği toz pembe. Korkuyorum çünkü çünkü gerçekten o gün orada olup da yapamayanları görünce olan ne diyorsun sen ya sen kendinde misin ya? Kendinde misin ya? Sen bir bak hele. Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi kardeşlerimiz şunu bir iyice düşünsünler ya. Mekke fethediliyor. 10 bin askerle girmiş Allah Resulü Mekke'ye. Putlar devrilmiş. Bilal ezanı okumuş. Şimdi Mekke'ye bir vali atanacak. Kim olur bu vali? 21 yıl geçmiş aradan 21 yıldır emek veren insanlar var orada. İşkenceler gören evlerini terk eden şu olan bu olan Allah Resulü 18 yaşında bir delikanlı Ümeyye oğullarından Attab İbni Esit diyor ki vali sensin. Hadi test edelim bugün kendimize. Herkes isyanda. Tabi çıldırır ya işte, adam ya. Herkes. Büyükten küçük herkes isyanda. Nasıl hazmedebileceksiniz bunu? İşte orada zaten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki benim getirdiklerime sadece sözlerini değil hevalarını bile itaat ettiren gerçek manada iman etmiş olur. Eyvallah. Ya hevayı itaat ettirebilmek kolay mı Yani içinden gelen şeye nasıl sen dur diyebileceksin? Kolay bir şey değil ama bu iş böyle. Bunu ancak sahabe yapabilirdi. Çünkü ha böyle bir yürekleri vardı onların. Ha böyle bir imanları Biz vardı ya, onların. Haddimizi bilelim. Onun için orada ah keşke deyip teselli olmak bazen evet bizi motive edebilir ama İşin hakikatini, gerçekliliğini öğrendiğimizde çok da öyle değil yani. Hocam daireyi tamamladınız galiba. Evet. <laughs> <laughs> i̇yi başladı, iyi bitsin i̇yi inşallah. İyi bitsin inşallah. Arada hiç kötü olmadı ama. Elhamdülillah. Şimdi, <laughs> kitaplarınız hayırlı olsun hocam. Eyvallah. Resulullah'ın hutbeleri. İnşallah. Böyle iki cilt değil evet, mi? Evet. O aleyhissalatü vesselam Efendimizin Hutbeli. bütün hutbelerinin derlenmiş bir hali. Çok 550'ye yakın hutbe var orada. Tabi o zaman bize o mübarek edenler. Müslümanlar. Aynen. aynen. O. Çok ciddi farklı farklı olaylara karşı efendimizin söylediği hutbeler yani. Bir de sahabe iklimi. Evet. Serisi var. Allah razı olsun. Ee, Yönetmenim son kaç? 15 saniye. 15 saniye. Hocam. Evet. Evet. Artık artık ciddi mevzular konuşmak Peki için. Peki efendim, buyurun bakalım. 10 <laughs> 9 <laughs> Kıymetli dostlar hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Siyer Vakfı Kurucu Başkanı Muhammed Emin Yıldırım Hocam bizlerle. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sefalar. Şeref kardeşim, Allah razı olsun. Emlak Konut'un katkılarıyla hazırlanan Son 33 sona erdi.